Ha, o kişi soruyabilirler ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam taharat üstüne taharat algenlerdi, ayaklarını yuma gelirler. Dib etkensin diye. Bu ne kadar ben istesem Resulü Ekrem Aleyhisselatü Vesselam sellenin üstünden mahs tortgenler. Sellenin üstünden mahs tortgenler. Ne için deyse bu taharat üstüne taharat bugün. Ha. Biz aytmoqchi bo'lganimiz shuki, mesela yalangoyoqqa mahs tortgan haqida rivoyat bo'lsa ham agar yalangoyoqqa mahs tortganlar rivoyati bo'lsa ham u tahorat ustiga tahorat qilganlarida qilgan bo'ladilar uni. Chunki odatan doim oyatning dalolati ham shu sunnat ham shu Rasululloh akram alayhissalom oyog'ini yuvganlar. Biz bu masalani aytganimizda javrob masalasi mavzusida edi, adashmasam. Ana fuqaholar masalan bitta hadisni ko'rsa, Rasululloh akram alayhissalom sallaga mahs tortdilar degan hadisni o'qisa bo'ldi. Shu sallaga mahs tortsa bo'laverar ekan deb ketmaydi. Nega desa, chunki odatan payg'ambar alayhissalotu vasallam tahoratni o'rgatganlarda boshqa tortganlar mahs. Sahobalar shunaqa ko'rsatgan. Ana u sallaga tortganlarni qanday tushunamiz deb keyin yaxshiroq izlanishda qaysidir sahobiy aytgan bo'ladi. Rasulullah Ekrem Aleyhisselam taharatlar üstüge taharat aldılar, sallaga mahs tortdilar deyip ketedi. Yani ki bu narsa onların ortasında meşhur bugün için tohtalabem oturmaydı. Bu Kur'an'da buyurulgan narsani Peygamber Aleyhisselam terk etişi mümkünmez. Demek taharat üstüge alganları için sallaga mahs tortib ketib o'rganlar. Çünkü savunuş için taharat bo'ladi o. Taharat üstüge taharat, kurbat, savunuş ve şu, mana şu başka hikmetler bo'ladi. Lekin betaharatligini ketkazuvchi taharatmas o. Mm-hmm.